Merhabalar, Pocketto Gaming'de Brilliant Diamond Shining Pearl serimizin 16. videosuyla beraberiz. Önceki bölümümüzde Snow Point City'ye ulaşmıştık, 7. rozetimizi almıştık. Sonrasında buraya Lake Göl Acuity'ye gelip burada Barry ile karşılaşmıştık. Barry buradaki mücadelesinden yenilgiyle ayrıldığı için biraz morali bozuldu. Şimdi biz de buradan ayrılacağız. Şimdi Tüm Galaktik'in ana üssü olan ana üssünün bulunduğu Veilstone'a gidiyoruz. Pokemonlarımızın durumu nasıl, bir kontrol edelim. Güzel, Pokemonlarımızın durumu iyi. Evet, bizim bir kovaladığımız arkadaş vardı. Bizden kaçıyordu sürekli. Bu arkadaşın sevdiği bir Pokemon'u varmış. Galiba onu ondan almışlar. Bu da onlara kızmış. Storage Key veriyor bize. Şimdi normalde Headquarter dediğimiz ana üs burası. Ama biz buraya giremiyoruz. Yani giriyoruz, ilerleyemiyoruz içeride. Bundan dolayı bizim şu yan tarafta, bilmem hatırlar mısınız, Dawn'ın Pokédex'ini düşürdüğü zaman çalıp kaçan bir grup vardı. Ve biz onları buraya kadar kovalamıştık. Bir dakika, bir de şuradan. Rock Climb'ımızı denemiş olalım. Bidoof ya. İsveç çakısı gibi. İsviçre çakısı mıydı lan? Hangisiyse. Şimdi buradan yukarıya doğru çıkıyoruz. Hemen şurada bunların deposu, Warhouse burasıydı. Normalde biz buradan ilerleyemiyorduk ama artık storage key'imiz olduğu için kapıyı açabiliyoruz. Dusk Stone bulduk. Evrim geçirtmek için kullanılan bir eşya. Şimdi içeride bu kapılar var. Special Key, yani özel bir anahtara ihtiyacımız var bu kapıları açmamız için. Şu an bizde o anahtar yok. O anahtarı elde ettiğimiz zaman zaten bu arkadaşların ana üssünü de baskın basalındır deyip dalacağız içeri. Golbat geliyor. Kaç level artık? Bir 40 level falan geliyor musunuz? ...37 level. ...3500 paket dolar. Fena vermedi. Şimdi burada ilerleyelim. Şurada bir Pokétopumuz var. İki Pokémon'u var. Bakalım neler geliyor. Dustox, diğeri de Beautifly mı acaba? Luxray 46 oldu. Bronzor.
Bizim Luxray'imiz henüz Thunder Wave öğrenmedi sanırım. Ya da ben Charge yerine öğretmiş miydim? Thunder Wave'e ihtiyacımız olacağımız zamanlar çünkü yaklaşacak. Bir kontrol edelim. Hazır o aklımıza gelmişken. Olmadı, birazcık da hızlı level'ın yükselmesi için kullanabiliriz. Bakalım. Henüz öğrenmemiş. Galiba 48'de öğreniyordu. Yanlış hatırlıyor da olabilirim. Ama Luxray'in Thunder Wave öğrenmesi lazım. Şöyle yukarı çıkmaya devam ediyoruz. Ve ufak bir bulmaca var burada ama zorlu değil arkadaşlar. Yani zaten tek yön ilerleyebiliyorsunuz. Yanlış tercih yaptığınız zaman aynı ışınlanma noktasından geri dönerek diğer istikamete devam edebiliyorsunuz. Yani öyle zor bir bulmaca halinde yok. Zaten şöyle söyleyeyim. Oyun içerisinde bulmacalar anlamında hani hatırı sayılır şekilde hani efor sarf etmeniz gereken iki tane şey. Birincisi zaten 6. rozet aldığımız salonun, yani çelik tip salonun hani bulmacasıydı. Ki onda da yani üzerinizdeki ve altınızdaki katlardaki o kareleri, yani asansör olarak sizi taşıyan karelerin yerlerini ve boşluklarını takip edersiniz. O da çok zor değil. Öbür taraftan da bir de şu işte Snow Point'teki kar toplarını yok etme mevzusu. Onun dışındakiler çok kolay. Bakın şimdi iki tane ışınlanma noktası var. Bir tanesi buraya geliyor. Yani buradan başka bir yere gidemiyorsunuz. TM'i aldık, geri dönüyoruz. Yan taraftan asıl gitmemiz gereken istikamete devam etmiş oluyoruz. Şimdi bir ışınlanma noktası, bir merdiven var. Ben ilk ışınlanma noktası kullanacağım. Çünkü bizim aslında bu girdiğimiz yerde üst katlara ulaşmamız gerekiyor. Yani mantıken ilerlememiz gereken yol o. Işınlanma noktasında gittiğimiz yerde bulabileceğimiz bir eşya, ya envanter parçası vesaire olabilir. Ondan dolayı ilk önce ışınlanma noktasına gideceğim ama artık lütfen Wurmple göndermeyin. 2 level Wurmple, yani yazık, hayır. Pokemon'a da yazık. Yani oyun, dediğim gibi her bölümde belki bahsederim ama en büyük saçmalığı bu. Ya şu geldiğimiz noktada 50 level bandına üzerindeyiz tek Pokemon'umuza. Diğerlerimiz 50 level bandına yaklaştı. Ya hala Wurmple'la uğraştırmasınlar. Hala Glamyoth çıkmasın. Ya deneyim puanı da vermiyor. Bak Cascoon. Yani gerçekten dediğim gibi. Yani şu bence, eğer oyunu eleştireceksek, remake'indeki en büyük saçmalıklardan biri bu. Yani ana kötü olaraktan mücadele ettiğimiz organizasyonun adamları gerçekten balon yani. Sadece konuşuyorlar, sadece hava bak. Heh, böyle havalı havalı giyinsinler sadece. Şimdi ilk ışınlanma noktasına bakalım dediğim gibi. Buradan da aşağı iniliyor. Tekrar yukarı çıkalım. Bir dakika, aşağı indiğimiz yerde nereye gideceğimizi normalde karargahın kapısından girseydik orada erişimi çok mümkün olmayan bir iki tane odacık var. Yani bizim o warehouse'da hani kapalı kapının arkası görüyorduk ya, aşağı doğru merdiven ilerledi. Bununla da yine içeriği görebiliyoruz ama içeriye erişemiyorduk. Muhtemelen o aşağı doğru inen merdiven oraya erişecek. Orada da bir tane Pokétop'umuz vardı. Yanlış hatırlamıyorsam. Kendimden de çok emin konuşmak istemiyorum. Çünkü gerçekten hatırlamıyorum yani.
Yolumuz buradan devam edecek, bunu biliyoruz. Şimdi bundan emin olduk. Bir aşağı taraftaki yere gidelim dediğim gibi. Alacak bir şey varsa alalım. Scientist Frederick Kadabra. Bu da ilginç. Normalde önceki oyunlarda scientistlar, ne bileyim, Magnemite, Magneton, Voltorb, Electrode, hani daha çok o tarz Pokemon'lar gönderirken burada medium türü bir Pokemon, yani bilimin zıttı şeklinde hareket ediyor ya da ikisi birlikte midir diyor. Bilemeyeceğim ama ilginç bir Pokemon tercihi. Infernape 53 oldu. Artık yakın zamanda o da güçlü bir ateş saldırısı öğrensin istiyorum. Bir Flame Wheel daha. Yine aşağı gidiyor. Galaktik Key. Tamam, kapıları açabiliyoruz artık. Peki ben bir şey soracağım. Ben şimdi yukarıdan devam etmedim. Buraya geldim. Sludge Bomb. Yukarıdan devam etmeyip buraya geldim de yukarıdan devam etseydik nereye gidecektik? Bakacağım. Hemen bakacağım. Hiçbir yere atlamak istemiyorum. Çünkü bu tarz base'lerde gerçekten sağlam itemler bulunabiliyor. Mesela Sludge Bomb saldırısı. Oyunda elde edebileceğimiz, yani istisnai güçlü saldırılardan biriydi. Buraya indiğimiz zaman nereye gidiyoruz biz? Team Galactic Grand. Bronzo. İkinci Pokemon'a gelecek olan Empoleon. 49 oldu. Stanky. Şimdi Aftermath'in var mı senin bakalım? Şu arkadaşlarım ve Drifflim'lerin Aftermath'i oyunda bize herhalde zorlayan tek yetenek oldu şu ana kadar. Aftermath. Açalım bakalım kapıyı Galactic Key'imizle. Dazzling Gleam. Bu buradaki store'dan satın alınabilir bir şey olduğu için ender değil. Ama 3K'dır neticede. Gerçi biz 3 tane ben satın almıştım galiba. Burada dediğim gibi sadece move varmış. Şimdi biz buradan devam edeceğiz. Evet, facility'nizi su basmış, su. Su. Nasıl bir organizasyon? Belalı mı gözükmeye çalışıyorsunuz sadece? Yani savaşıyor muyduk? Yok. Biz başladığımız noktaya döndük. Aşağı döndük. Şimdi şurada bir kapı vardı galiba. Açmadığımız, açamadığımız. Var mıydı? Bir bakalım. Kontrol edelim. Yok. Şimdi ne yapacağız?
Buradan geçiş var mı emin değilim. Dolayısıyla ben çıkacağım buradan. Yukarıdan doğrudan karargahın girişinden. Bundan sonra karargahın girişindeki bütün kapıları açabiliyoruz çünkü. İhtiyacımız olan özel anahtar bu galaktik key idi. Ona da sahibiz. Şimdi bakın şöyle göstereyim. Burada 3 tane giriş var. 3 giriş de aynı yere çıkmıyor yalnız. Bakın ilk geldiğimiz noktada burada yeşil bir ışınlanma noktası var. Bu binayı terk ederken kullandığımız özel bir portal. Ortadan girdiğimiz zaman şuradan. Burada resepsiyon var. Tabii. Kesin kozmik enerji, forbim falan. Bizim gideceğimiz yer bu orta kapı. Şurada bir şey var mıydı? Yok. Bu arkadaşlar da bizimle mücadele de etmiyor. Biz şuradan hemen açıyoruz şu kapıyı galaktik key ile. Tüh. Duo battle yapıp daha hızlı bitirebilseydik keşke. Bize dönüp baktığı anda yakalandı. ...37 level olunca bir miktar canı kalabiliyor ama 36 level olunca tek vuruşta hallediyoruz. Şimdi tekrar bir Golbat. Ya Golbat'leri en azından deneyim puanı veriyorlar. Şu an yani deneyim puanı almadığım savaşların hepsi aslında bana bile vakit kaybı olarak gelmeye başladı. Aha 36 da. Burn onu halledecek mi? Heh bir de zehirlendik. Olamaz bir canı kaldı. En azından zehirlenmedik, o da bir şey. Torterra da 49 oldu. Burada bol bol yukarıya çıkana kadar mücadele edeceğimiz arkadaş var. Açıkçası biliyorsunuz böyle headquarter'lara girdiğiniz zaman yani daha önceki oyunlardan da alışık olabilirsiniz. Mesela roket takımının bir gizli karargahına giriyorsa sonunda Giovanni'yi görüyoruz. Ve Giovanni ile yaptığım savaş hani beni açıkçası etkiliyordu yani. Değer bir savaş gözüyle bakıyordum. Çünkü her ne kadar tür avantajıyla hamle yapıp Pokemon'larını tek atabilseniz de diyelim ki tür avantajı hamle yapıp tek atmadınız. Size karşılık verdiği zaman ciddi şekilde can yakabiliyordu. Yani böyle bir durum söz konusuydu. Ama buraya geldiğim zaman ben hayal kırıklığına uğradım. Yani Boss Cyrus maçı yani bu binanın sonunda Boss Cyrus'la bir maç yapacağız patronla. Göreceksiniz yani gerçekten oyun o anlamda çok basitleştirmişler. Birazcık daha çekişmeli olabilirdi. Bir de normalde ben hep yaparım. Bu oyunda yapmadım. Mesela zaman geçtikçe şey bildiğim için yani Pokemon'larınızın leveli arttığı zaman ki örnek vereyim ben önceki nesil oyunlarda bazı çimenlerde böyle yüksek level Pokemon çıkabiliyordu ya da o Pokemon türü yüksek experience deneyim puanı verebiliyordu. Orada biraz deneyim puanı farmı falan yapardım. Ama şimdi bu jenerasyonda Pokemon'un leveli arttıkça aldığı deneyim puanı azaldığı için bunu yapmanın bir mantığı kalmıyor. Onu yapmadım. Onu yapmayıp düz ilerlemiş olmamıza rağmen bu kadar level farkı olmuştu rakiplerimiz aramızda. Ki öyle muazzam güçlü bir takım kurmak için yani böyle ender Pokemon'da. Bakın Mew'i kullanmıyoruz, Mew duruyor. Tamam yani mythical bir Pokemon, statları çok yüksek kabul ediyorum. Torterra, Empeleon,
ve Infernape 3 starterımız var ama birkaç defa Empoleon'u kullandık, Torterra'yı daha hiç kullanmadık. Staraptor'la Luxray'ı bir miktar kullandık. Yani böyle bir Garchomp'tı, Tyranitar'dı vesaire. Hani böyle ender güçlü diyebileceğimiz bir Pokemon'u henüz takımımıza katmadık ya da touch trade'lerle bu elde edilmesi, hani gene ender gözüyle bakılan Pokemon'lardan hiçbirini almadık. Şimdi burada ışınlanma noktaları var. Biz ilk karşımıza gelenle bir deneyelim. Şimdi ihtimaller çünkü birazcık daha arttı. Şurada dinlenip Pokemon'larımızı iyileştirebiliyor muyuz? İyileştirebiliyoruz. Şimdi merdivenle burası yukarıya çıkıyor. Bir bakalım merdivenle nereye çıkıyor? Tamam, bu gitmemiz gereken istikameti olduğundan emin oldum ben. Şimdi diğer şu iki ışınlanma noktasına da bir bakalım. Alabileceğimiz, edebileceğimiz bir şey varsa onları ıskalamamış olalım. İlk bunu deneyelim. Allah Allah. Evet, bir Pokétopu. Ne bu? Max Revive. Güzel değdi. Henüz herhangi bir store'da Max Revive alabildiğimizi görmemiştim ben çünkü. Şimdi şu yukarıda bir adet daha var. Hiçbir şeyim yok. Gerçekten değil. Şurada var gözüküyor. Ya ben bu Dovzing Machine'le zaten ciddi imtihan yaşıyorum ya. Duvarın diğer tarafı olabilir yani orası. Şimdi Duo Battle geliyor. Bu arada Lake Guardian olarak bildiğimiz 3 efsanevi Pokemon'u da alıp buraya getirdiler. Bunu biliyoruz. Yani Azelf, Uxie ve Mesprit burada. Dolayısıyla burada şeye dikkat etmemiz lazım. Hikayenin hani ilerlerken niye bu 3 Legendary Pokemon'u yakaladılar? Bu Celestic Town'a geldiğimiz zaman orada bir şeyimiz vardı. Bilmem hatırlar mısınız? Aşağıda bir harabe kısmı vardı. Önünde bir Team Galactic üyesini yenmiştik. Kendisi işte bu Galactic bomba olayından vesaire falan bahsetmişti bize. Sonra oraya yanımıza şampiyonumuz olan Cynthia'nın ninesi gelmişti. Old Charm'ını ona teslim etmişti. Bize teşekkür etmişti. Ondan sonra Surf'ü bize vermişti. Bizim oradaki harabenin içerisinde böyle küçük bir yazıt değil, duvar resmi vardı. O duvar resminde işte Azelf, Mesprit ve Uxie'nin aslında resmedildiği ve üçünün birlikte yapabileceği bir şeyden bahsediliyor. Burada Team Galactic onu çözmüş ve onun için bu üç arkadaşı alıp buraya getirmişler. Şu an hikayede onları alıp da neyi çözdüklerini bilmiyoruz. Bunu birlikte öğreneceğiz. Stanky geliyor. Oyunda şu Aftermath'ten yediğimiz hasar kadar başka hiçbir şeyden hasar almadık. Ve sadece Aftermath oyunun tamamından bize fazla hasar verdi. Mesela bakın bu güzel. Yani burada bir özel yetenek var. Karşıdaki rakibi yenerken belli bir geri tepmesi oluyor size. Bu hoşuma gidiyor.
Bu tarz şeyleri ya da farklı zorlukları arttırsalarmış kesin. Şimdi şuradan devam ettiğimiz zaman 3 tane portal çıktı. Bu nereye gidiyormuş bakalım. Hiçbir yere gitmiyor. Şurada top mop var mı? Yok. Burası karavana. Sen nereye gidiyorsun? Deminki kutuların diğer tarafı. Elixir güzel. Yani gördüğünüz gibi portalları sırasıyla kullandığınız zaman istediğiniz yere ulaşmanız zor değil. Mesela Sun and Moon serisinde bir portal macerası yaşadığımız ekstra bölüm vardı. Yani orası perişan ediyordu insan, öyle söyleyeyim. Öyle değildi. Ve Cyrus'la karşılaşmaya hazırız. Mesprit, Azef ve Oksi ile işi bitmiş. Daha fazla onları elinde tutmaya ihtiyacı yokmuş. Onlarla işim bitti diyor. If your heart aches, save them, go right ahead, I could care less. Eğer onları kurtarmak istiyorsan sağ taraftan devam edersin. Onları artık önemsemiyorum. Hatta kendisini beladan kurtaracaklarını vesaire vesaire vesaire. Çok konuşuyorsun. Az konuş, savaşalım dostum. Böyle havalı gözüken bir abimiz. Konuştuğun kadar bakalım icraatın var mı? Murkrow geliyor. Karanlık ve uçan tür olan bir arkadaşımız. Yani şimdi savaşın basitliğini göreceksiniz. Kırk level Murkrow. Flame Wave. Luxray 47 oldu. Golbat geldi. Kaç yıldızın? 40 level Golbat. Sen güzel deneyim puanı verirsin. Diğer katır. Bu da normalde iyi hasar vurur. Aradaki level farkından dolayı hasar biraz düşük kaldı. Ona kalmayın. Normalde yani ateş ve dövüş türüyüz. Dolayısıyla uçan türlerden aslında yüksek hasar alıyoruz. Infernape 54. Sneasel. My last bakın. Yani güçlü bir antrenör olmadığı kanaatine varıyorum ben burada. Yani bu oyun için. Normalde bu Cyrus dediğimiz abimiz çok daha cool ve güçlü olması gerekiyor. Yeni bir evren yaratmaktan bahsediyor. Eski evreni sonlandırıp yeni bir evren yaratmaktan bahsediyorsun. Yani bunun peşindekiler de çok ciddi şekilde fanatik olarak bunun görüşlerini savunup yani buna tapınırmışçasına peşinden gidiyorlar. Yani demek ki çok ikna edici. Güçlü olmadığı çünkü ortada. Master Ball. Bu arkadaş şimdi artık diğerlerine ihtiyacı kalmadığı için biz diğer arkadaşları kurtarıp kurtarmamamızı çok fazla önemsemiyor. Biz şimdi gideceğiz, o arkadaşlarımızı kurtaracağız. Sen bir şey diyor musun? Bir şey veriyor musun? Yok. Tüm Galaktik'in deneylerinin bu kadar ileriye gideceğini düşünmemiş. Sen bir şey diyor musun? Yok. Girelim şuradan. Sen Satürn'sün değil mi? İşte bizim gibi bir çocuğun nasıl bu kadar ileriye gittiğini anlayamama, onların amacında karşılarına nasıl bu kadar çıktığımızı anlayamama filan gibi böyle argümanlar var.
Yani kusura bakmayın. Yani bizim gibi bir çocuk değil, bizden güçsüz bir youngster da sizin karşınıza çıkıp size bu belayı açabilirmiş. Pokemonlarınızın gücü onu gösteriyor. 38 level bir Kadabra. Empeleon'da ikinci 50 barajımıza geçen Pokemon'umuz oldu. Bronzo. Sana da iyi uykular. Torterra'nın da 50 olmasına az kaldı ve Toxicroak. Ne zaman karşılaşacağız diyorum ya. Tasarımsal olarak değişik, hoş bir arkadaş bu. Krogan gibi böyle hımbıl hımbıl durmuyor. Daha enerjik, böyle daha şey... nasıl diyeyim? Savaşmaya hazır bir görüntüsü olduğu için hoşuma gidiyor. Gerçi dövüş türü olduğu için yapacak bir şey yoktu. Torterra da 50 oldu. Düğmeye basıp bu arkadaşları biz serbest bırakıyoruz. Haydi bakalım. Işınlandılar, gittiler. Red Chain'dan bahsediyor şu an bize. Red Chain'i oluşturmak için bu arkadaşlar kullanılmış. Bunların gücüne ihtiyaç duyulmuş. Red Chain'de sanırım bu yeni evreni yaratmak için nasıl diyeyim, üzerinde hakimiyet kurmaya çalıştıkları Pokemon'u zapt etmek amaçlı kullanacakları şey olacak. Yani kırmızı zincirler, büyülü halkalar. Evet, gördüğünüz gibi o baştaki yeşil portaldan dışarı çıkmış olduk. Şimdi kimse çıkıyor mu karşımıza? Çıkmıyor. Poke Center'a gidelim. Çünkü daha durdurmamız gereken planlar var. Şimdi benim için de güzel olacak. Niye? Çünkü diğer konsolumda da oynadığım oyunda ben bu noktaya kadar geldim. Şu an iki oyunumda tamamıyla birbirine eş noktadalar. Buradan sonrasını oynarken artık ben de sizinle birlikte deneyimlemiş olacağım. Şöyle şimdi Team Galactic'i durdurmak için Mount Coronet'e gitmemiz lazım. Ama Mount Coronet'in bakın şu noktasına. O noktaya nasıl ulaşacağımızı bulmamız lazım. Spear Pillar. Burası neresiydi? Orberg şehri. Orberg şehrinden oraya gitme şansımız var mı? Emin değilim. Burası neresiydi? Hartholm. Celestic Town. Eterna City. Çünkü tam şu ortada, yukarıdan gitsek sanki ulaşamayız mı acaba? Deneyeceğiz artık arkadaşlar. Bu Mount Coronet'in girişleri gerçekten benim kafamı karıştırıyor. Surf'ümüz var. Şurada da bir Pokétop'umuz var. Gidip alalım bakalım ne varmış orada. Oyunun başından beri orada duruyor. En baştan beri gördük onu. Ama hiç elimizi uzatamadık. Ben Repel almıştım değil mi? Repel aldım, evet. Repel kullanalım biz biraz şimdi. Çünkü yani çok fazla Pokemon'la karşılaşacağız Mount Coronet'te. İlerlememizi engelleyecekler. Şimdi şöyle back. Hmm.
size bir şey soracağım. Ben repel almadım mı? Ben mi göremiyorum? Allah Allah. Almamışım demek. Yanlış hatırlıyor olabilirim. Şimdi bizim ulaşmamız gereken yer burası zaten. Doğru yere geldik galiba. Niye diyeceksiniz? Yan tarafta hiç yukarı tırmanmadığımız bir patika gördüm. Klefa! Şimdi bu klefaları falan hiç boş geçmeyeceğiz arkadaşlar. Çünkü Moonstone bulmamız gerekiyor ve bu Moonstone'u da ancak bu arkadaşları yakalarken, eğer bunların elinde held item olarak Moonstone varsa öyle bulabiliyoruz. Tabii Underground'da Moonstone'u bu şekilde elde ettiğimizi biliyorum ama bu mağaraların içerisinde aynı şey geçerli mi onu bilmiyorum. Mesela bu arkadaşımıza yokmuş. Bol bol herhalde Clefairy ve Clefa yakalayacağız. Yapacak bir şey yok. Şimdi evet. Düşmeden geçtik. Tırmandık yukarıya. Bir dakika. Yokmuş bir şey. Genellikle Adder falan çıkıyor. Acaba öyle bir şey var mıdır diye baktım da. Çıkmadı bu sefer. Pokemon. Ya şimdi biz ikinci kısma çıktık ya. En azından buradaki arkadaşların level'ları biraz yüksek olsun ya. Yani Machop geldiğine göre çok düşük bir levelde gelmiş olamaz diye tahmin ediyorum ben de. 37 güzel. Acrobatics yapalım şu arkadaşa. Tek atacaktır muhtemelen. Max Potion'umuzu aldık. Bir şey yok. Bronzong. Güzel. Bronzor'a evrim geçirmekle uğraşmaya gerek kalmadan bu arkadaşı yakalarsak çok tatlı. Şimdi Quick Ball acaba ah be. Iron Defense. Şimdi sen defansif olarak statını arttırdın. 37 levelsin. Tek flame bile bence gitmez. Evet, dediğimiz gibi oldu. Tek flame bile gitmedi. Safeguard da yaptı. Dusk Ball deneyelim. Neticede mağara içerisindeyiz. 1 2 3 Catch. Güzel. Çünkü yavaş yavaş gidiyorum. Olur ya, yanlışlıkla bir şeyin üzerinden atlar tekrar aşağı ineriz. Dünya yolu geri geliriz. Hani onu da yaşamak istemiyorum. Bir Bronzong daha geldi. Güzel. Flame Wheel'la bu arkadaşın halledeceğim ben direkt. Hani kendi defansı mefansını arttırmadan. Niye diyeceksiniz? Çünkü güzel experience puanı veriyor. Şu bir level daha atlatıp da. Yani benim aklımda öyle kalmış. Sanki 48 level olduğu zaman Thunder Wave öğrenecekmiş gibi ama eğer öyle olursa güzel olur. Çünkü şu an durum etkisi yaratabilecek herhangi bir saldırımız yok maalesef. Grassnut yenmeye yeter mi senin? Yetti, güzel. Ne kadar deneyim puanı veriyor onu da görelim. Bu arada boyuna kritik. Güzel yani şeyde kastık, friendship'te kastık. Fena vermiyor. Gravela.
ağır bir arkadaşımız. Bu nedenle bu arkadaşımıza tek Red Snout'la gider. Aa, Strody. Self Destruction yapabileceği de en yani bize zarar verebileceği hamleyi yapmış. Helal olsun. Helal olsun. Koca yürekli Graveler'sını. Staraptor 48 oldu. Ya ben bir daha bakacağım. Ben sanki aldım diye hatırlıyorum Revive diyorum. Şu Pokemon savcılardan aldım diye hatırlıyorum. Allah Allah. Evet bakın var burada. Tam da onun üstüne gelip durmuşum yani, o da ilginç. Bir dakika, şimdi oradan çıkmayacağım. Çünkü daha burada çok takip edebileceğim istikamet var. Şuraya da dönelim. Oradan çıkıyorsa belli ki oradan ilerleyebiliriz. Yo, öyle olmayabilir de. Dışarıdaki pop topunu alıp içeriye de sokabilir bizi. Bir deneyelim. Ne olsa bol bol şu an şeyimiz var. Aha, aşağıda bakın bir pop topu daha varmış. Şurada bir aşağıda alınabilecek bir poki topu var diye hatırlıyorum. Ona gidiyoruz, evet. Şimdi şu aşağıda arkada alacağımız bir poki topumuz daha var. Evet, another one lütfen. Oraya biz... Tamam, şöyle yapıyoruz. Köprüden geçiyoruz. Buraya geçiyoruz, dönüyoruz. Rock Slide, güzel. Yok, aşağıdan karşı köprüye doğru geçelim. Dım dım dım. Başka zaten gidecek yer gözükmüyor şu an için. Bu noktaya geldik. Zıplamıyoruz. Zıplarsak başlangıç noktasına döneriz. Doğru yerden ilerledik şu an. Lütfen bir tane daha, evet. Şimdi aşağıdan gidebildiğimiz bir yer var, yukarıdan gidebildiğimiz bir yer var. Bizim yukarıya, zirveye çıkmamız gerekiyor. Yani benim anladığım kadarıyla. İlk bir aşağı kontrol edelim o zaman. Sonra zirveye doğru yardıralım. Çünkü diğer türlü... istediğimiz yere ulaşamayabiliriz. Öyle de bir durum söz konusu. Beautifly. Max Revive. Sadece bunun için indiysek değer. Max Revive her zaman için değer arkadaşlar. Yukarıdan yolumuza yardırıyoruz. Haydi bakalım. Burada bir Grant daha var. Sen dövüşmek istiyor musun? Şu deneyim puanlarını toplayalım. Thunder Wave elde etmemiz lazım. Durum etkisi yaratacak hiçbir hamlemiz yok. Çünkü benim diğer oyunlardan yani eski oyunlardan aklımda kaldığı kadarıyla iyi mücadelelere az kaldı. Onun için yani hazır olmamızda fayda var. Oo. Süper efektif hamleye dayandı. Helal olsun. Iron Defense geliyor. Gül.
Bir Flame Wield'a KO. Hepsi bir şekilde galiba aynı yere çıkıyor. Şu an onu fark ettim. Şu tabii bizim üzerimizde şey var. Neyse dönüşte denemiş oluruz onu. Hepsi dediğim gibi bir şekilde aynı yere çıkıyor. Evet basalım. Hiç hız kesmeyelim burada. Çünkü zaten dağda işimiz bitince geri dönerken şu yolu kullanırız. Bu yolun sonunda fly kullanırız. Buralarda popülopu makülopu bir şey var mı, onlara bir bakalım. Seni bir ittirelim şuradan. Tabii ki bir barrel. Bir, iki. Hemen geçelim. Şurada poki topu falan var mı? Hemen sana da bir rock smash. Cş. Max potion. Şimdi burada bir mağara girişi var. Bir de burada yukarıya tırmanabileceğimiz bir yer var. Burada da bir mağara girişi var. Ben tırmanacağım. Şu an tırmanmak istiyorum. Tırmanarak bir yere varabilecek miyim ondan hiç emin değilim. Nugget bulduk. Evet bu kadarmış. Tırmanarak bir yere varamıyormuşuz arkadaşlar. Şimdi bizim şurada bir karlı girişimiz vardı. Bir de burada normal girişimiz var. Şuradan girdiğimiz zaman nereye çıktık biz? Biz buraya çıktık. Niye çıktık? Buradan gidilmiyor. Evet lütfen. Aşağıdan gidiliyor mu? Tamam. Burada olmamamız gerekiyor. Diğer karlı girişten gireceğiz. Gerçi surf yapıp da bu tarafa geçseymişiz de olurmuş. Dolanmamıza gerek yokmuş o kadar yolu. Bir Team Galactic üyesi daha. Üç Pokemon'u var. Bize güçlü bir şeyler gönder. Dustox en azından deneyim puanı veriyor, evet. Diğerler ama Silcoon ve Wurmple olması. Bak büyük planınızı alt üst etmeye çalışıyoruz. Birazcık daha varlık göstermeniz lazım. ...55 olduk. Bir Dustox daha. Çok güzel. 3 Dustox gelsin. Güzel deneyim puanı veriyorlar. Sonunda Thunder Wave. Doğru hatırlamışım arkadaşlar. Wall Switch yerine. Ve Golbat geliyor. Gelsin bakalım. 38 level Golbat. Bizim bu arada Flame Wheel sayımız iyi. Evet biz arada bir Pokemon merkezine uğramıştık. Orada fullemişiz. Güzel tek attık. Empedeon 51 oldu. Bir arkadaş daha. Team Galactic, planların hepsini suya düşüreceğiz dostum. Stanky geliyor.
Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Şu Flamble'ın ne ekmeğini yedik ya. Farkında mısınız? Yani şu saldırıyı öğrendiğinden beri Inferno'yu durdurak bilmeden şu saldırıyla rakiplerimizi aldık. Hani aslında şöyle, Pokemon'un kullandığı saldırıyı kullanma sayısına göre o saldırının ustalığı, level'ı falan artıyor gibi bir sistem olduğunu düşünsenize. Flamville'da kesinlikle Grandmaster falan olmuştuk yani. Torterra'da 51 oldu. Giga Drain. Mega Drain yerine öğreteceğiz. Çünkü bakın bu 75, bu 40. Bu arada Giga Drain'in saldırı sayısı ve saldırı gücünü iyileştirmişler. Bu hoşuma gitti. Gerçekten güzel olmuş. Diğer türlü çünkü biraz zayıf kalıyordu. Şimdi 5 saldırı hakkınız oluyordu Giga Drain'de. Ve saldırı gücü yanlış hatırlamıyorsam 60'tı. 75'e çekilmiş. O da çok güzel olmuş. Şimdi biz şuradan bir Hyper Potion basalım. Aşağı inebiliyoruz. Aşağı inersek aşağıdan gidiyoruz. Evet. Aşağı inebiliyoruz. Değil sadece aşağıdan gidiyoruz. Escape Rope. Böyle 200 poke paralık itemler ama gördüğüm zaman gene beni mutlu ediyorlar bir şekilde. Şimdi biz buraya deminden ulaşamadığımız yerde biz buradan ilerleyeceğiz. Şuranın sonunda ne var bir bakalım. Evet lütfen. Aşağı indiğimizde de şu mağaraya girmezsek bile hem buraya hem diğer tarafa çıkabiliyoruz. Ama hepsiyle sanki aynı yere, yani şu önümüzdeki kısma inmemiz gerekecek. Ondan ne yapacağız? Biz yürüyebilirsek şuradan in. Buz tutmuş, dikkat et. Şuradan yukarı çıkıyoruz. Hadi bir barrel, sana güveniyorum dostum. Buradan indik. Buradan şunu bir girelim. Gerçekten yani HM Slave adamın yapacağı başka bir şey yok. En azından saldırıları öğretmekle uğraşmıyoruz artık. O da bir şey. Buradan da indiğimiz zaman niye böyle oldu? Hala galaktik üyeleriyle karşılaşıyoruz ve hala yukarı çıkıyoruz. Doğru yerde olduğumuzu varsayıyorum lütfen. Bronzo! Flame Wheel geliyor. KO. Perfect. Biraz daha deneyim puanı toplayalım. Glamyov. Normalde bu 1 dakika. Buradan kablomuz çıkmış, onu takalım. Bu Glamyov'ların fake out'ların olması lazımdı. Fake out kullanmadılar. İlginç. Şimdi şuradan da yukarı çıkalım. Kullanalım güzel kardeşim, kullanalım. Şu an hızımızı aldık. Hiç hız kesmeyelim. Bir bronz orada. Golbat. Deneyim puanı açısından daha iyi bir artmış.
KO. Çık çık bitmedi, çık çık bitmedi. Gerçekten dağa tırmanıyormuş hissiyatı verdi yani bana. Bir gol bet geliyor, güzel. Deneyim puanları gelsin, deneyim puanları gelsin. Bu arada yendiğimiz yalnız Galactic Grant'larda fena para vermediler herhalde. Ortalaması 3K bandındaydı. Ve o da yani iyi rakamlara denk geliyor. Bayağı yendik. Hani bizim bu çılgınca hunharca alışveriş yapıp harcadığımız parayı yerine koymuşuzdur aslında. Şimdi de Glamyol. Niye Glamyol? Niye Pyroglu değil mesela? Yalnız Aether'ımız vardı. Slain Bull'a bir Aether atarak 10 PP'sini yenileyebiliriz. Çünkü sayısı bayağı azaldı. Teşekkürler. Bakın 3500 geliyor. Gayet iyi. Ve zirveye ulaştık. Burada arka tarafta ben kırmızı, turuncu, daha doğru pembe ve turuncu artı mavi kafa görüyorum. Yani commanderlarımız burada. Arka tarafta da Cyrus vardır muhtemelen. Zirveye ulaştık ve burada şimdi Team Galactic'in planlarını bozmak için elimizden geleni yapacağız. Ama bu bölümlük bu kadar olacak arkadaşlar. Yani bir sonraki bölümde kaldığımız yerden son sürat devam edeceğiz. Şimdi şöyle diyebilirsiniz. Ya tam burada bırakılır mı diyen arkadaşlarımız olabilir. Heyecan yaratmak için ya da bölümün süresi çok uzadığı için hani burada bitirmiyorum. Biliyorsunuz ben süreyle ilgili çok sıkıntım yok. Yani uzun uzun tutabiliyorum süreleri. Hani hatta kendim çoğu zaman dalıyorum, öyle gidiyor. Heyecan da yaratmak gibi bir niyetim yok. Ama oğlum kreşten alma saatim gelmiş. Dolayısıyla müsaadenizle ben gidip oğlanı kreşten alacağım. Bir sonraki bölümü hızlı bir şekilde sonrasında geciktirmeden sizlerle buluşturacağım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.